Ulusal kanalımızın değerli izleyenleri, süre çok çabuk geçiyor, yine birlikteyiz. Hakkı Yılmaz ile Pınar'ın Kaynağından programına hoş geldiniz. Geçen hafta bir soru ile birlikte infak konusuna değinmiştik. Bu hafta infak konusuyla birlikte zekat konusuna değineceğiz. Hakkı Yılmaz'a o soruları yönelteceğiz şimdi. Bakalım Pınar'ın kaynağı ne diyor. Değerli Yılmaz, geçen hafta infak konusunu işlerken tamamlayamamıştık, eksik kalmıştı. Onunla beraber bu hafta yine böyle sizi çok şeylere sokacak zekat konusu var. Evet. Yani Pınar'ın kaynağından sürekli beslediğiniz için insanların alışıra geldiği şeylerin tam tersine oluyor, zıttına oluyor söyledikleriniz. Evet. Onun için bu infak konusuna devam edelim, sonra zekat konusuna geçelim. Olur. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet, geçen hafta son nokta olarak neden infak demiştik. İnfakın ne gereği var demiştik. Onu işlerken de bize tanınan süre bitmişti. Bitmişti. Tamamlayamamıştık. Evet. Aslında infaka epey evvel başladık. Yani çok konu ettik de bir türlü derinlemesine konuyu enine boyuna inceleyememiştik. İnfakın anlamını bildirmiştik. Ben şöyle bir özet vereyim. İnfakın anlamı malı tüketmek ve yakınlardan başlamak üzere çevreyi nafakalandırmak anlamında var. Şimdi malı tüketmek dediğimiz zaman elde ne varsa yoksa onları dağıtıp har vurup harman savurup da malsız, mülksüz, parasız, bulsuz kalmak falan değil. Ya bu da çok Yani yaşandı. bunu da şey ama şimdi bazı arkadaşlar da bütün varsılların varını dağıtırlar. Yoksullara dağıtırlar. Sonra o da yoksullaşacak o zaman. Öyle bir şey yok yani. Bu şey iyi anlaşılmalı. Bizim dağıtılması, yok edilmesi şey kenzden havaiciye, asliye fazlasının istihdama ve istihsale, üretime yöneltilmesi. Yani elden çıkarılması değil. Yani yok. Yani zenginin fakirleşmesi değil. Yani bunu böyle şey yapalım. Devamlı yatırıma geçmesi, devamlı dediğim gibi iş gücü sağlaması. Ve onun için bu da kenzle, özellikle kenzdekilerin bir şeyi. Mesela bir insan düşün ki araba almak için para biriktiriyor. Ev almak için para biriktiriyor. O süreç içerisinde parası bir yerde, bankada, şurada, burada veyahut da başka nakdi değerler yönüyle elde tutuluyor. Bunlar kendisi falan filan değil biliyorsun ev ihtiyacı noktasında. Ama evden sonraki yani evini aldıktan sonraki atıl tuttuğu para kenzdir. Şimdi onları şey yapacağız. Bir de havaici asliyi Allah infakta istemez. Sadakada da o kimsenin elinden de alınmaz. Bunları şey yapalım. Şimdi infakın zaruret olmasının nedeni işte sosyal hayattaki kişilerin gelirlerinin farklılığından kaynaklanır. Onu da mahrumlar vardır, yoksullar vardır, toprağa düşmüşler vardır, yaşlılar vardır ve sosyal hayatında normal olarak çarkın dönmesi gerekir. Bu çark içinde paraya ihtiyaç vardır. Onun için infak edilmelidir dedik. Peki bu bağlamda şunu söylemiştik. İnfak olmazsa ne olur? İnfak olmazsa ne olur şey yapacak olursak bunun cevabı felaket olur. Evet. Yani sosyal bir kıyamet kopar. Şimdi varlıklı insanların lüks ve israfa yönelmeleri, kenz yapmaları, birikimlerini istihdam ve istihsale, üretime, iş gücüne yöneltmemeleri, işsizlerin, yoksulların kendilerine kıskançlık, öyle mi? Ve kin duymasına sebep olur. Bunun neticesi olarak da toplumlarda sosyal patlamalar, huzursuzluklar ve isyan olur. Ve bunu da çoğu ülkelerde eski zamanlarda da yakın zamanlarda da bu sosyal patlamaların
sonucunu, patlamaları gördük. Bunların nedeni de infak müessesesinin veyahut da İslam'ın öngördüğü genel olarak yoksulluğun yok edilme formüllerinin işleme alınmaması. Evet, bununla ilgili zaten Bakara 195 okumuştunuz. Evet, burada Bakara 195'i evet. Okudum. Evet. Şimdi tekrar o ayeti bir okuyayım burada. Ve Allah yolunda malınızı harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın. İyileştirin, güzelleştirin. Şüphesiz Allah iyileştirenleri, güzelleştirenleri sever. Burada infakın insanı hem tehlikeden kurtardığı, toplumu tehlikeden kurtardığı ve toplumu iyileştirdiği ve güzelleştirdiği müjde de var ne? Allah iyileştirenleri, güzelleştirenleri sever. Hem severdi hem artmasına vesile oluyordu. Şimdi o noktalar o ayrı. Şimdi evet. O sever. Sevgisinin sonucu artırtırır. Evet, yani evet. Şimdi öyle diyelim burada. Peki infak neden, nasıl yapılmalı? Nasıl maldan yapılmalı? Şimdi şöyle onu da burada belirtelim. İnfak canı gönülden yapılmalı. Canı gönülden yapılırken de hassiz davranılmamalı. Yani bunu şöyle açıklayacağım şimdi bu ayette. Şimdi ben çarşı, pazar, esnaf, tüccar arasında çok bulunduğumdan orada onların Ramazanları falan mesela bir tuhafiye düşün. Ne diyeyim, deform olmuş malları, solmuşlarını, tamam mı? Yani halk tabiri taponları Ramazan'da işte götürürler işte fakire, fukaraya falan filan diye verirler yani. Bunu da kendisinin hayır yaptığını falan sanırlar. Yani o karakterdeki insanlara iki tane ayet okuyalım Pınar'ın kaynağını. Tabii lütfen. Tamam. Birincisi burada Ali İmran suresinin 92. ayeti. Bak sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla iyi adamlık mertebesine eremezsiniz. Ve siz her şeyi bağışlarsanız kesinlikle Allah onu her neyi bağışlarsanız kesinlikle Allah onu en iyi bilendir. İşte bu onlara şeydi. Şimdi infak sevdiğin şeylerden olacak. Bak sevdiğin şeylerden, beğenmediğinden değil. Burada derken onu da belirteyim. Burada Cenab-ı Hak len tenalul birra diye bir ifadesi kullanır. Bir. Bir dedim rakamsal bir olarak değildir. R'si iki tane. Birin bir anlamı müttakiye anlamında cennetlik vasıf. Yani cennetlik, cennete girecek adam durumuna gelemezsiniz. Halkımız bunun çoğunluğunu ebrar olarak çok kullanır. Tamam, ebrar, hatta isim de takarlar yani. Tabii. Ebrar da birinin çoğuludur. Evet. Allah burada ne buyuruyor? İşte gördük. Yaptığın infakı sevdiğin şeyden yapmıyorsan bir makamına, ebrar sınıfına giremezsin. Cennetlik bir adam olamazsın. Öyleyse yapıyorsan bir iyilik bunu sevdiğin şeyden yaparsın. Bunu Bakara 267'de bu noktayı Cenab-ı Hak farklı bir ifadeyle daha ifade eder. Ey iman etmiş kimseler, kazandıklarınızdan, sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden Allah yolunda harcayın. Bu infak. Fî sebîlillah, infakın zekat konusuyla şey yaparken de fî sebîlillah olanı, yani karambola dağıtma değil. Orada onu şey yapalım. Bak şimdi bu infak yapılırken kendinizin göz yummadan alıcısı olamayacağınız pis şeyleri vermeye yeltenmeyin. Evet yine belirtmiş. Ha, burada çok öz olarak. Ölçü belirtilmiş, ölçü. Vurgu yapılmış. Evet. Yani sen ancak ne diyeceğiz yani gözü kapalı alabileceğin ama gözü açıkken almayacağın sen sana birisi verse gözün açıkken al bunu dese almayacağın bir şeyi sakın ha sakın bir başkasına infak vermeye kalkmayın. Tamam mı? Şimdi
Bu da net olarak burada belirtilmiş. Evet. Cenab-ı Hak onları da belirtmiş. Şimdi şeyi de daha önce bunu da bahsettik. Cenab-ı Hak nafakalandırmayı nereden başlanıyordu? Bakara 215. ayette kesin olarak önce akraba, yakınlardan başlanmalıdır. Onu gördük. Şimdi şunu da belirtelim burada. Nafakadan kaçınmak Allah'ın malını gasp etmektir. Bu kesin ve Allah bunu da tüm ayetlerinde de kınamıştır. Yani cimrilik dediğimiz şey var ya, onu da Cenab-ı Hak kıskanmıştır. Bir başka şey daha böyle şey yapayım. Ama çok önemli bu yani. Tamam. İnfak bir yön daha var. İmanın bir göstergesi. Bu zekatta da gelecek bu. İnfak imanın bir göstergesi sayılmış. Münafıkların infaktan kaçındıkları defalarca vurgulanmıştır. Hani bir vergiden kaçınma vardı ya. Evet. Şimdi bak burada Allah bunu münafıklık olarak niteledi bak şimdi burada. Şimdi öyleyse biz bunu bu dediğimiz noktayı infaktan kaçınmayı hani ihanet dediğimiz şeyi münafık diye nitelenmesini iki ayet grubuyla takdim edelim. Birincisi Münafıkun suresi 9-11. Orada ey iman etmiş kimseler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle bir şeyi kim yaparsa artık işte onlar zarara, kayba uğrayan, acı çekenlerin ta kendileridir. Ve sizden birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süre sonuna kadar geciktirsen, ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce size rızık oranlardan verdiklerinizden Allah yolunda infakta bulunun. Allah kendi süresinin sonu gelmiş bulunan hiçbir kimseyi asla ertelemez de ve Allah yaptıklarınıza haberdar olandır. Bak bunu imansızlığa yordu burada. Tevbe 67'de münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirdir. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar ve ellerini sıkı tutarlar, cimrilik ederler. Allah'ı terk ederler de Allah da onları terk ediverir. Gerçekten de münafıklar hak yoldan çıkmış kimselerin ta kendileridir. Evet, münafıklar ne yapar? Cimrilik eder. İnfaktan kaçınırlar. Kötülüğü emrederler. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey de burada ifade edelim. Burada şimdi mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın dediğin zaman burada zikir olarak şey yapar. Zikrin anlamı Allah'ı düşünüp Allah'ın verdiği ödevlere hazırlık yapmak. Bunu ileride uzun anlatacağız. Malların ve evlatların buna engel olduğunu ve engel etmeyin diyor. Şimdi şöyle topluma baktığımız zaman Allah'a inanıp da Allah'a güvenmeyen bir toplumla karşı karşıyayız. Şimdi adam mal biriktiriyor. Yani çevrende çok hacı babalar var, hacı nineler var, tamam mı? Maşallah durumları da çok iyi. Şimdi bunlara baktığımız zaman kendi evi var, dam var. Çocuklarına da evler almışlar, araba almışlar çocuklarına. Yetmemiş. Birer tane de torunlarına daire almışlar. İyi, onun çocukları ne yapacak? Dünyalık efendim. Onun kazanabileceğini, çalışacağını, ona Allah'ın ömür verdiği zaman onu ne yapacak? Ona güvenmiyor. Kendisi yapacak ve böylece o da onun tehlikesini görmez, o bilmez. Kendisi Allah'a karşı, devlete karşı, vatana karşı hainlik ettiğini bilmez gibi o çocukların da asalak olarak yetişmesine sebep olacak. O çocuk ev alacağım diye, araba alacağım diye çalışmayacak. Niye? Dedesi, ninesi alıvermiş.
Öyle mi? Şimdi İslam dinindeki mal noktası çok ince, hassas bir şeydir. Buna herkesin çok iyi dikkat etmesi lazım. Bakın, şimdi Allah kazanmayı yasaklamaz. Yasaklamaz kesinlikle. Çok çalışacaksın, çok da kazanacaksın der. Öyle mi? Hı hı. Hatta şöyle bir şey var. Bu çok kazanma, çok çalışma, çok şeyle ilgili bir örnek vereceğim. Süleyman peygamberi Sa'd suresinde örnek verir. Hani Sultan Süleyman derler ya, Süleyman peygamberin zenginliği dillere destan değil mi? Hazinelerin anahtarlarını taşımaya şey yetmiyordu. Evet. Şimdi orada Sa'd suresinde bakın Süleyman peygamberle ilgili şu ifadeler var. Ben mal, servet, çıkar sevgisini Rabbimin anılmasından dolayı sevdim. Çok ilginç bu ayet. Evet. Tamam. Şimdi ve bunu şey yaptıktan sonra bu kadar mal düşkünü olmuş bu amaçla onu anlatacağım. Dua ediyor. Ey Rabbim beni koru, bana maddi ve manevi pislik bulaştırma ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk hibe et, bağışla. Şüphesiz ki sen bol bol hibe edensin, bağışlayansın diye de dua etmiş. Şimdi demek ki bir Müslümana mal niçin gerekli dediğimiz zaman çok kazanması lazım. Niye? Topluma iyi hizmet etmek için. Biriktirme işi değil. Lükse gitmek işi değil. İsrafa gitmek işi değil. Ve çorunu, çocuğunu asalak etmesi işi değil. Tamam mı? Çok kazanacak, onu tedavüle sokacak. Ondan çevre, devlet, millet, yoksul, fakir, fukara, herkes oradan yararlanacak. Evet. Şimdi bu yönle Cenab-ı Hak insanları mal, mülk yönüyle bir değerlendirme yapar. Şimdi Kasas suresinde insan tiplerini anlatır. Şöyle 60-61'de. Ve size verilen şeyler basit dünya hayatının kazanımı ve onun süsüdür. Bak tekrar ediyorum. Dünyadaki malı, mülkü, dünyalık nimetlerin hepsini ne verdiyse dünyada onu bir süs olarak ifade eder. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha da kalıcıdır. Hala akıl etmeyecek misiniz? Şu halde bizim kendisine güzel bir söz verişle söz verip de ona kavuşan kimse basit dünya hayatının kazanımını kazandırdığımız ve sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilenlerden yani huzurumuzda hazır olda tutulanlardan olan kimse gibi midir? Evet. Yani insan dünya tamam. İnsan geçiciye bağlanmalı, hepsini ebedi. Yani şimdi söyleyeyim. İnsan kazancını var ya bankada biriktireceğini ahirete postalamalı. Evet. Dünyada değil, ahiret bankasına yatırabilmeli varlığını. Yani kendisi yapmadan şu bu falan filan onları halletmeli. Bakara suresinde de şimdi Cenab-ı Hak insanları bir tipleme yapar. Bu mali yönden. Onları anlatayım. Yine onlardan Rabbimiz bize dünyada bir güzellik, iyilik ve ahirette de bir güzellik, iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diyenler vardır. Bak, bir insan tipi var. Allah'a dua ediyor ve emeği de öyle. Evet. Hem dünyada hem ahirette iyilik, güzellik şey yapar ve ahirette de azaptan korunmasını ister. İşte onlar kendileri için kazandıklarından hak edilmiş bir pay olanlardır ve Allah hesabı çok çabuk görendir. Bir, insanlardan kimi de vardır ki onun basit dünya yaşamı hakkındaki sözü senin hoşuna gider. Ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar ve o düşmanlığı en yaman olandır. Bu ikiyüzlüğü anlatır, münafık kesimi anlatır. O dönüp gitti mi, yani yetkilendi mi ya da yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ekini, kültürü, kadınları ve nesli değişime, yıkıma uğratmak için çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.
Bu da topluma eksi açıdan, toplumun felaketine çalışan tiptir. Ona Allah'ın koruması altına gir dendiği zaman da o büyüklük, güç kendisini zaman kaybına neden olmaya, hayırda ağırda almaya, zarar vermeye, kusur oluşturmaya sürükler. İşte öylesine cehennem yeter. O ne kötü bir döşektir. Şimdi bir diğer noktaya geliyoruz. İnsanlardan kimi de vardır ki, bak kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini satar. Kendini satar. Yani Allah yolunda malını, mülkünü harcar. Canını ortaya koyar. Ve Allah kullarına çok şefkatlidir. Şimdi işte nifakın, yani infakın, hani münafık da oradan geliyor dediydik ya. Şimdi şey noktaları böyle. Şimdi özel noktaları bunlar. Burada değerli Yılmaz, ben bir şey açmanızı istirham edeceğim. Şimdi hem Bakara 265'te vurgu yaptınız, hem az önceki okuduğunuz ayette. İnfakta ölçü fi sebilillah, evet. Allah yolunda. Ama hani her zaman kalpazanlıklar çok oluyor ya. Evet. Fi sebilillah, yani Allah yolunda kavramını sadece belli şeylerle eşitliyorlar. Evet. Onun dışındakilere diyelim ki bir insan şey değilse, yani onların göstermiş olduğu yolda değilse, evet. Diyorlar ki buna infak yapılmaz. Yani halkımızın çektiği sıkıntılar genelde bu anlamda. Bir kesim, daha önce söylemiştik, işte memleket darul harp veya yöneticiler şöyle böyle, onun için ben buna vermem. Vermediğim için de ben kaçınıyorum başka yerlere verip deyip aynı zamanda vergi kaçakçılığı da yapmaktadırlar. Vergide kaçınma yapmaktadırlar. Böyle bu kısa bir şekilde bu fiise billahi şey yaparsanız onu halkımız hep sonra, ibadetle evet. Onu şey yapıyor, eşleştiriyor. İşte cami yapmak gibi. Cami yapmak diyor ama okulu koymuyor. Evet. Çeşme yapmak diyor, başka sağlık ocaklarını koymuyor. Şimdi tamam. Onu fiise billahi kavramını biraz sonra zekat da oradan gelecek ya. Hı-hı. Orada değilim. İstersen tamam, burada olur. Onun şeyini de burada şey yapayım. Öyleyse Müslüman, onu belirtelim kesinlikle, mal kazanır ve kazanması lazım. Ama o malın dediğim gibi kendisine, lükse, israfa gitmesi için değil, dediğim gibi Allah yolunda. Fi sebilillah, Allah yolu dediğin zaman ben bunu şöyle özetleyeyim. Bak böyle şimdi. Allah yolu dediğin zaman, onu biraz sonra noktalarını söyleyeyim. Tamamen insanlığın, kamunun, toplumun yararı demek. Tamam mı? Evet. Yani kendi çıkar ilişkisi olmayan, yani Kur'an-ı Kerim'deki fi sebilillah sözcüklerini var ya, hepsini var ya, kamu yararı diye geçiver, tamam mı? Tercüme evet. Ediver, böyle cuk kadar oturur yani. Yani onu da burada evet, belirteyim. Evet, evet. Şimdi zekat da hani bu noktaya gelecek. Şimdi bu şöyle söyleyeyim. İnfak da ki ölçü şöyle söyleyeyim. Bir şartı var bunu infak. Demin de hani orada söyledik. Hı hı. Zekatla farkı şöyle anlatayım buradaki infaktaki şeyi de. Havaici asliyeden sonrası. Allah havaici asliyede senin zati ihtiyaçlarını istemez. İnfak olarak istemez. İnfak olarak istemez. He. Onu ve verin diye de hani öyle onun şeyi olmaz. Ama bir başka nokta var. Şimdi fi sebilillah dediğimiz zaman işin içerisine başka bir nokta daha giriyor. Şimdi burada iki nokta infakla ve zekatın arasını ayırma ve hem de tam pekiştirme noktasında onları da bir ele alalım. Hı hı. Şimdi zekata da burada gireyim. Girelim, şimdi. Zekata girelim. Şimdi, evet. Zekat sözcüğü. Şimdi, bir de burada değerli izleyicilerimize hani şey yapayım, bir ayrıntı var. Şimdi bu sosyal medyada falan filan çok kavram kargaşası şey yapıyorlar. Çoğu insan her gördüğü sakallıyı hani dedesi sanır hesabı şey yapıyor. Adamın birisi bana da yazmış böyle. Zina diyor, ziynet sözcüğünden gelmedi diyor.
Hayır, güler misin, anlar mısın, ağlar mısın yani şimdi böylece. Şimdi zekat sözcüğü de, bak zekat sözcüğünün de, şimdi Arapçada üç tane kökten gelen şeyi var şimdi. Hocam bir normal Arapçada, şimdi biliyorsunuz, dostlar da bilsin. Z harfi, evet, Arapçada üç tane harfle. Evet. Bir Z dediğimiz harf var, evet, bir Z dediğimiz harf var, bir de Z harfi dediğimiz harf var. Evet. Üçünü de biz Türkçe'de sadece Z harfiyle işaret ediyoruz. Şimdi zekat dediğimiz zamanda da bu zekat sözcüğünün iki tane aynı harfle, yani Z harfiyle Z, K, V, zekat buradan gelecek. Bir de Z, K, Y, hani zeka diyoruz ya, insanın zekası var, akıllı, evet, zekası. Bir de o bölümü var. Bir de zel harfiyle zeka var. O Kur'an'da tek bir yerde geçer, o zel harfiyle olan var ya. O da En'am suresinde geçen bir ifade. Bir yerde bir defa geçer o da. O da farklı bir şeydir ama şöyle diyeyim ki, Müslümanların hayatında o ifade çok çok önemli. O ayetin o anlamı, o sözün öz anlamı hasır edildi ve böylece İslam dininin dünyaya yayılması engellendi. Bak böyle bir vurgusu var. Şimdi herkes bunu bilsin de daha sonra açıklayacağım onu. Yani başka bir konuda açıklayacağım. Şimdi öyleyse burada zekat sözcüğünün öz kök anlamı, onu da şöyle söyleyeyim. Z harfi, K harfi ve V harfi buradan gelir. Z, K, V. Onun için de Kur'an okuyanlar Arapçasından bilsinler. Zekat sözcüklerini orada gördükleri zaman vav harfiyle yazılmıştır. Kef harfinden sonra vav harfi vardır. Yani elif yoktur. Normalde hani elifle yazılır zekat telaffuzuna göre de. Ama kargaşa olmasın, salattaki gibi, onu da V yazarlar ya. Evet. Ha, başka bir yerden geldiği sanılıp da yanlış anlam verilmesin diye bu uyarı olarak böyle şey yapılır. Şimdi zekat sözcüğünün ben şeylerini söyleyeyim. Öz anlamı üreme, artma, arıtma demek. Kökü. Z, K, V sözcüğünün öz anlamı budur. Ve orijinal deyimiyle de zekat sözcüğü zekat değil, zekvettir. Evet. Zekvettir. O Arap diline göre zekat şekline dönüşür. Şimdi bu kökün türevlerinden olan zekat sözcüğü, bak, salah, yani bir şeyin en iyi, en temiz, en düzgün hali demektir. Ha. Şimdi malın zekatı demek, malın temizlenmesi demek, saf, arı, dur hale getirilmesi demektir. Bir de imanın zekatı vardır. Ona da nefsin tezkiyesi diyoruz. Şimdi nefsin kirlenmesi var. Ahlaksızlıklar, şirk. Kirlendirirdi bunlar, evet. Evet, nifak, buğuz, kin, düşmanlık vesaire gibi şeyler var. Bunlardan arınmaya tezkiye diyoruz. Nefsin arındırılması diyoruz. Aksi halde nefsin kirlenmesi diyor. Bu Kur'an'da ayetleri vardır. Ben oraya girmeyeceğim şimdi. Burada imanın tezkiyesi değil, malın tezkiyesi ve imanın tezkiyesi noktasından zekatı ele alacağız. Çünkü zekat dediğimiz zaman hem malın ve hem de imanın temizlenmesi söz konusu. Yani zekat dediğimiz zaman, şimdi şöyle anlatayım. Kur'an-ı Kerim'de ez-zekat diye geçer hep. Evet. Ez-zekat. Evet. Bir de lam-ı tarifi vardır başında. Belirlikler. Ama şimdi şöyle söyleyeyim bunu. Biz zekat dediğimiz zaman bunu terim anlamıyla büyük harfle yazmamız lazım. Yani ez'i kaldırırız, lam-ı tarifi kaldırırız. Hani başındaki harfi büyük harf yaparsak İslam'daki zekat tanımını elde etmiş oluruz. Şimdi şöyle bir şey var. Hani cins isimlerin bir de özel isim olmaları vardır. Evet. Onları da belirteyim. Mesela çiçek. Normal olarak cins isim değil cins mi? İsim. Ama bir kızımıza bunu isim verdiğin zaman çiçeği özel isim olur. Özel isim olur. Yazarken büyük yazarız. Onu büyük harfle yazmak durumunda. Bahar.
Aynı şey. Şimdi onun gibi buradaki zekat dediğimizi de tamamen büyük harfle İslam'ın getirdiği şeydir. Öyleyse ben zekatı öz anlamıyla şöyle söyleyeyim. Sosyal yönden bir antiseptik. Evet. Toplumu temizleyen ve dezenfektan olarak tabir ediyoruz. Evet, zekat insanların antiseptiğidir. Hem dinlerini temizler, öyle mi? Hı hı. Hem de mallarını temizler. Zekatın özü şey bu. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, bakın şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ımızda aşağı yukarı 100'e yakın yerde zekat sözcüğü tamamen ver, verin, verirler. Zekat alınmaz. Zekat verilir. Bu bir. Onun şey yapan. Ve zekat sözcüğü Kur'an'ımızda bu yüzlerce yerde, bahsettiğim yerde salat ve salatın ikamesiyle birlikte geçer. Yani bunun anlamı şudur. Zekat sözcüğü ile salatın ikamesi birbirine bağıntılıdır. Evet. Ekimus salat, abdus zekat. Tamam. Beş beş. O kadar. Evet. İkisi birlikte. Yani zekat olmazsa salatın ikamesi olmaz. Olmaz. Şimdi salatın ikamesi olmaz. Tamam. O kadar şey. Şimdi öyleyse bu fi sebilillah dediğimiz mesele vardı ya. Evet. Şimdi fi sebilillah dediğimiz mesele vardı. Hani Allah yolunda dediğimiz zaman işte kesin olarak şey burada devreye girer. Salatla ve salatın ikamesinde bu orada devreye girer. Şimdi burada kısa şey yapayım. Salatın ikamesi demek salat zihinsel destek, eğitim, öğretim ve ayrıca sosyal yardım kurumları, fabrikalar vesaire, kitler de buna dahil olmak üzere tamamen toplumun yararına olan, hem güvence açısından hem de normal olarak yaşantı açısından olan kurumların oluşturulması ve ayakta tutulması demektir. Allah bunun zekatla yapılacağını öngörür. Şimdi bak burada şey yapalım. Şimdi öyleyse zekatın adından aldığımıza göre hem ne dedik? Antiseptik. Hem dinimizi temizleyecek, imanımızı temizleyecek, hem de sosyal hayatımızı temizleyecek bir şey olduğuna göre buna ne diyeceğiz? Ve bunu da sadece müminler versin diyorsa, öyle mi? Buna iman vergisi diyeceğiz. İman müminlerin vereceği canı gönülden bir vergi. Bak, canı gönülden bir vergi. Bunu alalım ve İslam toplumunda, Müslüman ülkelerde, bakın şimdi o ülkenin içerisinde zimmiler vardır. Yani hı hı. Müslüman olmayanları vardır, Yahudisi vardır, Hristiyanı vardır, deist, ateist falan filan. Zekat onlardan alınmaz, karıştırılmaz. Zekatla onların alakası yok. Tamamen onlardan güvenlik şey vergisi olarak bir şeyler alırsın. Ama zekat diye onlardan zekat vermezler onlar. Onlar öyle bir şey verecek olsalar da alınmaz. Ha, infaktır, sadakadır. Normal vergi, cizye, haraç vesaire onun şeyleri alır. Evet, şimdi birincisi zekat ne için verilirmiş? Salatın ikamesi için. Yani Müslümanın, bak şimdi şöyle bir şey var. Hani sadakayı bahsettik ya. Efendim yol yapacaklarmış. Su getireceklermiş. Elektrik olacakmış. İç güvenlik vesaire. Zekat buralara harcanmaz. Cami yapılacakmış. Yok efendim şimdi. Caminin eğitimle alakası yok ki. Ama okul dediğin zaman girer. Evet. Şimdi. O ayrı. Şimdi. Zekat buralara verilir. Şimdi bir de bunların şeyi var. Şimdi bunu dedik. Zekat salatla beraber zikredilir. Salatın ikamesinde için verilir. Şimdi verilir. Şimdi iki, bak şimdi burada çok enteresan bir noktaya da geldik. Bir de kıble için verilir. Bakın zekat kıble için verilir. Yani bakın Müslümanların bağımsız
kimseye minnetsiz, harsız, borsuz bir devleti olması lazım. Evet. Bu devleti oluşturmak için verilir. Kıblemiz o. Kıble bu. Kıble bağımsız bir devlet sahibi olmak. Müslümanlar tamamen bağımsız bir devlet olacaklar. Zekat buraya verilir. Bizim bağımsız bir devletimiz olsun diye verilir. Bunu da bak şimdi şöyle söyleyeyim. Hac suresinin 39 ile 41. ayetlerine bakacak olursak şimdi orada Allah der ki yurtlandırıp güçlendirirsek salatı ikame eder. Bak yurtları olursa, güçleri olursa salatı ikame ederler. Tamam mı? Orada zekatı Allah'ın dininin yayılması, ayakta tutulması, salatı ikame edebilmesi için müminlerin iman borcu, kulluk görevi olarak oraya da şey yapılır. Ve Müslümanların bağımsız devleti, Müslüman toplumlar, ta nereden başlayalım? Doğudan, Pakistanlılardan, Hindistan buralardan, İran'a gelelim, Irak, İran falan filan, Türkiye daha şeye geçelim. Böyle her birinin böyle coğrafyada haritayla, cetvelle çizilmiş devletler, mevletler olmaz İslam dininde. Müslümanların tek devlet olur. Arada sınır, mınır falan filan olmaz. Müslümanlar birbiriyle de kavga, gürültü falan filan da yapamazlar. Böyle bir şeyler de yok. Böyle bir devletin oluşması için Müslümanlar, yani bağımsız devlet için kıblemiz uydu o. Devlet değil, manda değil. Anlatabildim mi? Tam bağımsız. Tam bağımsız devlet elmasıcı Müslümanlar zekatını buraya verirler. Şimdi başka nereye verirler? Bunu şey yaparlarken var ya, bir de tamamen Müslümanlar caydırıcı ordu kurmak için de zekatlarını verirler. Zekat orada da kullanılır. Bak, caydırıcı orduya sahip olmak için. Evet, şimdi Enfal 60'da, Pınar'ın kaynağında. Ve siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve savaş atları hazırlayın ki onlarla Allah'a düşman olanları, kendi düşmanlarınızı ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz bunlardan aşağı olan başkalarını adam edersiniz, hizaya getirirsiniz. Ve Allah yolunda her ne harcarsanız o size eksiksiz ödenir ve siz haksızlığa uğratılamazsınız. Buyur. Şimdi değerli Yılmaz, halkın bildiği zekatla, fıkıh kitaplarının yazdığı zekatla, Pınar'ın kaynağındaki zekat 180 derece zıt. Kardeşim tamam işte dini dille bozdular. 180 derece zıt. Sadakayı, infakı aldılar geldiler söyle zekatı hepsini tamam. Zekat şeyiyle zekat memuru diyor tamam mı? Allah neydi şeyde Tevbe 60'da vel amiline der, sadaka amili der. Hı-hı. Millet zekat memuru der. Hı-hı. Öyle mi? Zekat memuru der. Böyle değil. Allah senin çeşmenle, şuyuna, buyuna falan filan sen var mısın bu şeye? Sen şu Müslümanların haline bir bakar mısın kardeşim şimdi? Ne diyor? Kesin olarak. Ve siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin. Evet. Şimdi burada konu edilen savaş atları bu ayetlerin indiği dönemdeki en güçlü şeydi. Söyle savaş aracıydı. Hı hı. Şimdinin yani uzay savaşlarında kullandıkları şeyler, kıtalar arası füzeler, tanklar yani şey deform olmuş yani demode şeyler artık. Şimdi en yüce şey sizin olacak diyor. Bunu da ne diyor? Ve Allah yolunda ne harcarsan. Allah yolunda harcama işte bu. Evet. Bununla şey yapacaksın. Tamam mı? Burada. Şimdi bir diğer nokta. Tamam mı? Cihat. Bak şimdi cihat. En önemli şey. Şimdi yine bu çetrefilli bir konu. Deminkine ne dedik? Çok sömürülen bir konu. Saldırgan ordu değil. Evet. Caydırıcı ordu. Evet. Tamam çok, mı? Çok önemli tamam. O vurgu. Müslüman kesinlikle saldırgan olmaz. Öyleyse caydırıcı ordu sahibi olacaksın. Ve Allah yolunda cihat ile de mal ile can ile yapacağın cihat için de öyle mi? Zekatı orada kullanacaksın. Şimdi biz buna ne diyoruz? İlahi kelimetullah. Öyle mi? Şimdi cihadın en büyüğü. Bunu cihadı özel inceleyeceğiz. Çünkü çoğunu savaş kavramıyla bunu da karıştırdılar. Öyle mi? Savaş kavramıyla. Cihadın en büyüğü
neydi? Furkan suresinde ve cahit bihi cihaden kebira. Evet. Evet. Büyük cihat. Evet. Büyük cihat Furkan'la yapacaksın. Evet. Furkan neydi? Furkan Kur'an'ın bir adıydı. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Furkan suresinde orada belirtilir. Furkan iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, hakkı, batılı ayıran demek. Öyleyse cihadın en büyüğü Kur'an'la yapılacak. Öyleyse ne yapacağız? Kur'an'ı insanların tanıması için, okumaları için, anlamaları için, yaşamaları için elimizden geleni, yani el cebe gidecek, zekat oralara gidecek. Şimdi Kur'an'dan niçin insanları uzaklaştırmışlar? Heh. Abdestsiz okunmaz demişler, yerlenme bozar demişler. İşte bak nasıl açığa çıkıyor yani. Evet, olay. Evet. Şimdi zekatı kimler verir dediğimiz zaman biliyorsun burada hani nisap getirdiler. Hı hı. Öyle bir şey yok. Bakın Müslüman infakta şart değil. İman derecesine göre. Ama zekat diyecek olursa öyle hani nisap dediğimiz havai cihazliye şu bu falan filan var ya onlar şey. Yeri geldiği zaman bak bir mümin anladın mı? Bu dediğimiz Allah yolunda zekat olarak var ya malını mülkünü değil tamam mı? Donunu bile verir. İstiklal Savaşımız bunun tamam, bir örneği. Tamam. Donunu bile verir yani. Tamam mı? Öyle malım yok ki vereyim. Veyahut da şuydu buydu falan filan. Şey. Donunu bile verir. Tamam. Ve tekrar edeyim burada her şeyden evvel zekat konusuyla ilgili konu edilen hani yok kırkta birdi. Yok şuydu buydu falan filan noktaları İslami değil. Kur'an'ı değil. Bu bir. Neden İslami ve Kur'an'ı değil? Onu da söyleyeyim. Çünkü o kırkta bir denilen şey peygamber sadaka toplama cihetinde yani bir devleti vardı Medine döneminde. Sağdaki soldaki şeylere yani sadaka alacakları zaman vergi alacakları zaman durumlarına göre nakitten kırkta bir koyundan şöyle bilmem deveden böyle keçiden böyle falan filan gibi o günün şartlarına göre belediye bütçesini devlet bütçesini yani normal şeylerde kurmak için böyle şey yapmışlardı. O orada kaldı. Bugünkü devlet hani burada hani sadakada oran belirler. Onu daha önce şey yaptım ama zekatta dediğim gibi öyle 40'ta bir, 50'de bir falan filan gibi şey değil. Kusura bakmasın kimse. Öyle bir şey yok. Tamam. Kim verir zekatı? Herkes verir. Herkes. Her Müslüman zekatını verir. Bu şeye katkısı olan ve ölçüsü de yok. İmam vergisi. Tamam. İmam vergisi. Zaman ihtiyaç duyulduğu zaman. Evet. Hele şöyle baktı ki Müslümanların böyle bir şey, müminlerin böyle bir şeye ihtiyacı var. Tamam götürür hemen o işi halleder. Buna bakıyoruz da bu iman vergisini şu anda Müslümanlarda ben görmedim ama yeni bir akım var işte Mormonlar dediğimiz Hristiyan kesimde canı gönülden yapıyorlar bu işi yapıyorlar. Evet. Ve dünyaya da hakim olmuşlar. Gelmişler bizim üniversitelerin içerisinde yani pastane, postane, apartman, kiliselerini açmışlar. İhtiyaçlı çocuklarımızın hepsine Hristiyanlık öğretiyorlar. Tamam mı? Biz de böyle karşıdan seyrediyoruz. Tamam mı? İnanır mısın? Yani? Aldım mı aldım. Tamam. Verdim, ondan sonra zekat neydi, fitre neydi bilmem, sadaka neydi onun içerisinden çıkamıyoruz. Evet hocam. Evet işte yani bu müminler duyarlı olmalı. Kur'an'ı iyi okumalılar, Kur'an'ı iyi anlamalılar ve de Kur'an'ı iyi yaşamalılar. Öyle diyeceğim şey bu. Evet, değerli Yılmaz, zamanımız doldu yine. Evet. İzleyenlerimize son sözleriniz varsa alalım. Her zamanki dediğim şey, yani Kur'an'ı okusunlar, anlasınlar. Kur'an'ı okurlarsa, yani iyi anlarlarsa bizim gibilere falan hiç ihtiyaçları olmaz yani. Öyle, onu söyleyeyim. Hepsine saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki program sanıyorum peş peşe sıkça izlenmesi gereken bir program. Çok önemli konulara değindi sağ olsun Hakkı Yılmaz. İnfak ve zekat ne yapılır? Kimlere verilir, nasıl olur bunlarla ilgili bizleri bilgilendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz sağ olsun. Zamanımız bitti yine. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Haftaya görüşmek dileğiyle.